pankreas kanseri, aa yapacak bir şey yok işte pankreas falan. Meme kanseri, aa daha iyi falan tedavi oluyor. Akciğer işte hani küçük hücreli mi değil mi? Bakın bu anlattığımla bu tabuların hepsi yıkıldı. Organa özgü tedavi dedik ya, tarihsel bir hataydı belki, hatta bence hata. Yani moleküler analiz yapmadan, genomik analiz yapmadan karar vermek doğru değil. Yani tekrar ediyorum, kanser tamamıyla genetik bir hastalıktır. Bunu hiç unutmayın. Ve biz ne zaman genetik üzerinden tedavi yaptıysak çok başarılı olduk. Kanser nasıl bir hastalıktır? Biz yıllarca kanseri hep organa özgü bir hastalık olarak algıladık. Memenin kanseri, hatta meme kanserinin ilacı, mide kanserinin ilacı, akciğer kanserinin ilacı. Ama günümüze geldiğimizde çok açık ve net size şunu çok aşikar bir şekilde söyleyebilirim. Kanser kesinlikle ve kesinlikle tamamıyla genetik bir hastalıktır. Bu kanıya nasıl vardık? Yapılan bütün analizlerde, genetik analizlerde kanserlerin tamamında neredeyse, yani en azından %95'ten fazlasında mutlaka DNA düzeyinde genetik bir bozukluk var. Muhtemelen geri kalanında da ya RNA düzeyinde ya da epigenomik dediğimiz DNA'nın çevresinde bir bozukluk var. Bundan sonra kansere baktığınızda organın bir önemi tamamen yok diyemem ama çok çok az. Önemli olan kanser genetik bir hastalıktır. Yakın zamanda kişiselleştirilmiş kanser tedavisinin öncülerinden olan Razel Kuzrok'un da söylediği gibi herhalde biz kanseri organa özgü olarak tanımlamamız, organa özgü olarak tedavi etmemiz tarihsel bir hatamızdı. Çünkü biz bugüne kadar hep kanseri mikroskop altında, yani tümörden parça aldık, biyopsi aldık, kanserli hücreleri aldık, mikroskop altında baktık. Ve dedik ki bunlar şu, bunların şu özelliği var. Esasında bu çok kaba bir değerlendirmeydi. Işık mikroskobunda yaptık bu değerlendirmeleri biz. Yani bu şuna benziyordu esasında. İnsanları karşınıza dizip fotoğraflarını çekip ondan sonra bunların karakter analizini yapmaya benziyordu. Yani bir insanın fotoğrafından karakter analizi yapamazsınız. Yani ışık mikroskobuyla da bir kanseri tanımlayamazsınız. Tanımlayamamış olmanız lazım. Yani bizim neye ihtiyacımız var? Bizim ihtiyacımız olan moleküler mikroskoba ihtiyacımız var. Yani bir insanın karakter analizini yaparken onu tanımanız, onunla bir zaman geçirmeniz gerekiyor. Onun bütün iç özelliklerini öğrenmeniz gerekiyor. Burada da kanseri doğru tanımlayabilmeniz için organın bir önemi yok. Önemli olan moleküler mikroskop. Moleküler mikroskop dediğiniz ne? Genetik analiz. Yani yeni jenerasyon, next generation sekanslama esasında bir nevi moleküler bir mikroskoptur. Siz tümörün iç yapısını, bütün moleküler özelliklerini ortaya koyduktan sonra o kanseri tanımlamalı ve o kansere göre bir tedavi düzenlemelisiniz. Yine tekrar etmek istiyorum. Organa özgü tedavi artık bitti. Organa özgü tedavi, yani hep şunu düşünüyorum. Biz bu kanseri aynı tomografiyle çekiyoruz, aynı PET'le çekiyoruz ve bunların hiçbirisi organı belirleyemiyor bize. Yani karaciğerde bir tümör var, nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Eğer geldiği organın bir özelliği olsaydı görüntülemede de bir farklılığı olması lazımdı. Hiçbir farklılıklar yok. Neresi farklı? İçi farklı. Yani bunların hep aynı teknikle görüntülüyoruz. Hepsi tomografide, MR'da, PET'te aynı görünüyor. Ama biz organa göre tedavi ediyoruz. Böyle bir şey zaten mantıken de çok doğru değildi. Artık organın önemi %5. Bilemediğiniz 10 civarında anca. Tamam ve tamamen mutlaka moleküler analiz. Yani moleküler mikroskoptan, yeni jenerasyon sekanslamadan,
kapsamlı genomik profilleme yapmadan kanser tedavi yapmak, kanser tedavisi yapmak çok doğru bir yöntem değil. Ve çok daha önemli bir nokta var. Şimdi biz herhalde Türkiye'deki ilk kişi özel kanser tedavi merkeziyiz. Medikan olarak bu ilk adımı attık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ve bugüne kadar olan deneyimlerimiz gösterdi ki eğer hasta ilk tanı anında bize gelir ve moleküler profillemesini yaparsak, yani moleküler mikroskop altında onun tümörünü incelersek çok daha başarılı oluyoruz. Eğer hasta 1, 2, 3, 4 işte o kemoterapi aldı, o olmadı, bunu aldı, o olmadı, ya bir de bunu deneyelim. Ya bu da olmadı, bir de şunu mu versek? Bu aşamaları geçtikten sonra bize geldiğinde yararlı olma oranlarımız emin olun çok düşüyor. Çünkü yaptığınız kemoterapiler, yaptığınız radyoterapiler de tümörün genetik yapısını bozabiliyor. Bunu da biliyoruz. Onun için ilk kanser teşhisi konduğu andan itibaren mutlaka ve mutlaka hekiminizle tümörün genetik haritalaması konusunda görüşmeniz lazım. Yani moleküler bir mikroskopla tümörün değerlendirilmesi lazım. Tabii ki moleküler mikroskopla tümörü değerlendirdiniz ama değerlendiren kişi çok önemli. Tecrübe çok önemli. Çünkü siz baktığınızda oradaki bir sürü mutasyonları göreceksiniz. Bunların arasındaki ilişkiler, bunların arasındaki bağlantılar ve nereden nasıl hareket etmeniz gerektiğinin dizaynı. Bu mesleğimiz bu dönemde çok zevkli bir hale geldi. Nasıl zevkli hale geldi? Çünkü biz artık bulmaca çözer gibiyiz. Yani bir moleküler mikroskopun altına koyduğunuzu düşünün. Yani genetik haritasını çıkarttınız tümörün, mutasyonları gördünüz ve o mutasyonlarla o tümörün değişen biyolojisini analiz ediyorsunuz. Tümör nasıl büyüyor, nasıl hareket ediyor? Bunu çözüyorsunuz önce. En zevkli tarafı bu. Bunu çözdükten sonra da ben buna hangi ilacı vermeliyim ki en doğru, en iyi yanıtı alayım? Sonra da ilaçlarla ilgili çalışmayı yapıyoruz. Yani bunu her hasta için ayrı ayrı yapıyoruz. Hiçbir zaman her hastanın tedavisinin aynı olma ihtimali yok. Mümkün değil. Organa özgü tedavi dedik ya, tarihsel bir hataydı belki. Hatta bence hata. Yani moleküler analiz yapmadan, genomik analiz yapmadan karar vermek doğru değil. Yani tekrar ediyorum, kanser ne tamamıyla genetik bir hastalıktır. Bunu hiç unutmayın. Ve biz ne zaman genetik üzerinden tedavi yaptıysak çok başarılı olduk. Çok çok daha başarılı olduk. Bunu da hiç unutmayın. Tabii ne var şimdi? Toplumumuzda şöyle bir mantık var. Pankreas kanseri, yapacak bir şey yok işte pankreas falan. Meme kanseri, daha iyi falan tedavi oluyor. Akciğer işte hani küçük hücreli mi değil mi? Bakın, bu anlattığımla bu tabuların hepsi yıkıldı. Öyle bir pankreas kanseri olabilir ki bütün kanserlerde çok daha rahat tedavi edebilirsiniz. Niye? Moleküler analiz yaptığınızda onun özellikleri onu gerektirir. Günde bir tane tablet alarak hastanın hayatı değişebilir. Bir meme kanseri kolay erken ev. Hayır, öyle bir moleküler profil olur ki çok zor tedavi olabilir. Bütün kemoterapilere dirençlidir. Hatta standart bazı akıllı ilaçlar var. İşte kemo olmadı, bunu verelim falan. Onlara da dirençli olabilir. Yani işin içini bilmeden bu tabularla hareket etmemelisiniz. Mutlaka ve mutlaka bir kanserin tedavisi hakkında fikir beyan ediliyorsa mutlaka o kanserin moleküler profili çıkarılmalı. Moleküler profilin çıkması yetmiyor. Mutlaka bu konuda tecrübeli bir kişi tarafından değerlendirilmeli. Ve biz genellikle şunu da yapıyoruz. Her hastamıza biz moleküler analiz görüşlerimizi yazılı olarak veriyoruz. Biz buna kürasyon diyoruz. Yani farklı farklı genlerdeki mutasyondan bir çözüm üretiyoruz. Ve bu çözümü de nasıl ürettiğimizi, neden ürettiğimizi ve bu çözümün ne olduğunu hastamıza yazılı olarak veriyoruz. Kürasyon raporu veriyoruz hastamıza. Yani
Eğer genetik bir test yaptırıyorsanız mutlaka ve mutlaka hekiminizden yazılı görüş isteyin. Sakın ha organlara bağlı karamsarlıklara kapılmayın. Çok iyi olduğunu düşündüğünüz bir tümör çok zor olabilir. Bize geldiğinizde ki yani bunca tecrübelerimize rağmen size çok katkı yapamayız diyebiliriz. Çok zor olduğunu düşündüğünüz bir pankreas kanserinde veya bir başka atıyorum akciğer kanserinde, bir başka kanserde, bir mide kanserinde size çok her gün bir tablet vererek çok başarılı tedaviler üretebiliriz. Yani önemli olan tümörünüzün biyolojisi. Biraz önce bir hastam vardı, bana döndü dedi ki PET raporuna bakıyorduk, çok güzel de bir sonuç almıştık. Hocam, mucize değil, bilim. Evet, burada bilimi en sonuna kadar kullanmalısınız. Bugünkü teknolojiyle biz bir tümörün bütün genetik haritasını, kanserle ilişkili bütün genlerini çok kısa süre içinde, 2 hafta içinde analiz edip, bunları çözümleyip bambaşka tedaviler üretebiliyoruz. Onun için mutlaka ve mutlaka organa özgü ön yargıları bırakıyoruz. Kanser genetik bir hastalıktır diyoruz. Moleküler mikroskoptan yani genetik haritalaması çıktıktan sonra kanserimizin tedavisi hakkındaki yorumlarımızı yapıyoruz. Hastalar bana soruyor, hocam ne yapacağız? Diyorum ki, bu test gelene kadar bir şey yapmayalım. Çünkü ne olduğunu bilmediğimiz, nasıl davrandığını bilmediğimiz bir hastaya her zamanki gibi ya şu kemoterapiyi verelim demek emin olun benim içimden gelmiyor. Mutlaka ve mutlaka bizim temel klinik düsturumuz şu. Biz tümör biyolojisini bilmiyorsak tedavi etmiyoruz. Tümör biyolojisini bildiğimiz hastaları tedavi etmiyoruz. Birazcık sabırlı olalım. Çok acil durumlar varsa zaten biz onlara hekim olarak karar verip müdahale ediyoruz. Genetik sonuçlarımızı bekleyelim, ön yargılarımızı bırakalım. Pankreas kanseriydi, mide kanseriydi, şöyle kötü, böyle bu iyi falan. Bunları bırakın. Tamam, bırakıyoruz ve tümörümüzün genetik haritası çıktıktan sonra tedaviye karar veriyoruz. Bakın bu çok önemli. Sizin organınızın bir önemi yok. Eğer bir mutasyonunuza yönelik bir ilaç varsa, mesela BRAF, RET gibi genler, bunlar gen isimleri. Bu varsa, prostatta da varsa, akciğerde de varsa, mesende de varsa aynı ilaç. İşte buna biz tümör agnostik yaklaşım diyoruz. Yani tümör genetik bir hastalıktır. Mutasyon neredeyse tedavi mutasyona özgü karar verilir. Organa özgü karar verilmez. İşte buna tümör agnostik yaklaşım diyor. Onun için her tümör mutlaka genetik haritalamadan geçirilmeli ve eğer o tümörü yöneten genler bulunursa ki bulunur genellikle, çoğunlukla ve hedeflenebiliyorsa hedeflendiğinde çok daha başarılı sonuçlar alıyorsunuz. 7-8 yıla kadar genomik haritayı çıkarma şansımız elimizde yoktu. Ama ne yaptık? Bütün tümörleri organa özgü odakladık. Bugün de hala genetik bir hastalık olduğunu bilmemize rağmen hala organa özgü onaylar konusunda bocalıyoruz. Yani o yaptığımız ilk tarihi hata bugünümüzde büyük oranda kaosa sürüklemeye devam etmekte. Ama sanırım yakın zamanda hem kanserin tanımında bazı değişiklikler, ilaç onam süreçlerindeki değişikliklerle kanser genetik bir hastalık olarak tanımlanıp tedavisi de genetik sistemler üzerinden değerlendirilecektir.